insan her an bir iddia halinde midir? Şimdi burada iddiamız Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri şöyle ifade eder. İlk iddiamız ruhlar aleminde, ruhların yaratılmasında Allah-u Teala'nın hitap ederek ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediğinde evet sen bizim Rabbimizsin demesiyle birlikte insanın ilk iddiası burada başlamıştır der. Neden? Sen bizim Rabbimizsin dediği için Rabbi olduğunu göstermekle mükellef. İddiasını ispat etmekle mükellef. Bu bağlamda yine iddianın ilahi bir nitelik olduğunu ifade etti Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Çünkü iddia neden ilahi bir nitelik? Burada bir ayetten örnek verdi. Ben sizin Allahu Teala ben sizin Rabbinizim diyor. Ben Allah'ım diyor. Bana ibadet edin diyor. Burada bir ne var? Hüküm var. Burada işte Allahu Teala böyle bir hüküm koyduğu için ilahi bir nitelik oluyor iddiada. Kul bu bağlamda böyle bir iddiada bulunduğunda ilahi nitelikle nitelenmiş oluyor. İlahi nitelikle nitelenmekle birlikte sınava tabi tutuluyor. Yani her ne alanda iddiası varsa aslında biz hayatta şöyle bir baktığımız zaman, hayat akışına kendimize baktığımız zaman her an iddia üzereyiz. Doğru. Tabii. Çünkü konuşmalarımıza baktığımız zaman, hükümlerimize baktığımız zaman, hüküm de bir iddiadır. Nihayetinde hayatta günlük hayatta yaşarken birçok alanda hüküm vermiyor muyuz? O öyle olacak. Bu böyle olacak. Şu şöyle yapmalısın. Yapacaksın. Vesaire. Neyse. Bu doğru, bu yanlış gibi nitelemelerle hüküm birçok alanda hüküm vermiş oluyoruz veyahut da iddiada bulunmuş oluyoruz. Bunların hepsi iddia oluyor. Dolayısıyla zincirleme, iddia sonrası sınama, her anda sınama. Her anda sınav devam ediyor. Dolayısıyla bu dünya hayatı sınav yeri işte. Aynen öyle tabii. Ve sebeplerle. Tabii. Sınama yeri, sınav, imtihan yeri. Burası dünya hayatı sınav yeri olduğu için, imtihan yeri olduğu için ayette de geçtiği üzere Allah-u Teala takip edelim diyor ya. Biz sizi sınayacağız. Takip edelim. Hocam yani sınama iddiaya bağlı olan bir şey. İddia olmasa sınama olmaz sanki. Öyle mi anlayalım? Şimdi öyle anlamayalım. Öyle anlamayalım. Çünkü iddia olmasa da kulluğuyla yine sınanacak. Şöyle anlayalım. Ne kadar iddiamızdan arınırsak, olur olmaz şeylerden iddia etmezsek, sınavımız da o kadar kolay geçiririz. Çünkü ne kadar çok iddialarımız artarsa sınavımız da o kadar çetin geçer. Çünkü iddiamız fazla. Her iddia ettiğimiz alanda da sınanacağımıza göre bu sefer imtihanımız zorlu geçer, çetin geçer. Kendi kendimize zorlaştırıyoruz. İddia etmediğimiz halde sınav olmaz mı hocam? Kul olmamız hasebiyle zaten sınavımız olacak. Yani zaten ilk iddiamızı ettik biz. Evet sen bizim Rabbimizsin demekle iddiada bulunduk. Dolayısıyla bu sınava zaten kulluğumuzdan dolayı bir sınavdan geçeceğiz. Eyvallah. Fakat bunun idrakinde, bilincinde olup da olur olmaz meselelerde iddiacı olmazsak, yani her şeyde ben bilirimci olmazsak, işte en güzelini ben yaparım. Bir şeyi ben bunu en güzel ben yaparım, ben beceririm demek bir iddiadır. Hadi kişinin mesleği, sanatı neyse, bunu en güzel ben yaparım dediği zaman bu iddiadır. Dolayısıyla oradan da sınanır, imtihan edilir. Yani bu iddiayı geniş anlamda anlayalım yani. Her ne konuda bir hüküm belirtiyorsak ya da orada kendi varlığımızı kendimize izafe ettiğimiz varlığımızı koyuyorsak ortaya benlik diyoruz ya. İşte ben dediğimizde de iddia oluyor. Halbuki Allah'ın ilmindeki ilmi suretler olduğumuz hakikatine vakıf olduğumuzda onun bizi var kılmasıyla baki, onun bizi baki kılmasıyla baki olduğumuzu idrak etmemiz lazım. Allah. Bunları işte çok inceden tefekkür ederse kul, o zaman iddiaların birçoğundan da geri durur, uzak durur. Yunus Emre'nin hayatını ele alan bir işte birkaç bölümlük dizi çevrilmişti. Geçen sene, evvelki sene Ramazan ayında oynamıştı değil mi? Biliyorsunuz. Orada bir mertebeye geldiğinde Yunus Emre ne dedi? Ben bilmem mertebesinde.
Ne sorulursa ben bilmem diyordum. İşte ben bilmem demek iddiadan uzak durmak işte. Bilmem. Ben bilmem. Bilirsen iddia sahibi oluyorsun işte bildiğin zaman. Acaba o bildiğin doğru mu? Ne derece doğru? Bildiğini işte bunları çok önemli. Bunu tasavvuf bunları hep bize veriyor. Şimdi evet bildiğin doğru olabilir. Ama en doğrusu diye iddia edersen işte gene tuzağa düştün. Gene imtihandasın. Bildiklerimizi de amel etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü doğrular, tabii bildiklerimizi de amel edeceğiz. Doğrular sıralı. Doğru var, daha doğru var. Muhittin İbn Arabi Hazretleri buyuruyor. Doğru, daha doğru, kamil, daha kamil vardır. Alemde bu şekilde derecelenme oluyor. O zaman işte benim bildiğim en doğrusu demek büyük bir hata olur, yanlış olur. Çünkü bilmediğini, o kişinin bildiğinden daha üstün bileni muhakkak vardır. Her bilenin üzerinde bir bilen vardır buyuruyor ya Allah-u Teala ayette. Burayı da düşünmek lazım, tefekkür etmek lazım. Buraları tefekkür edince o zaman diyebiliriz ki bizim bilgimiz nispetinde, ilmimiz nispetinde, biz de öyle diyoruz ya bu sohbette. Evet. Biz ilmimiz nispetinde anladığımızı ifade ediyoruz. Biz burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin yazmış olduğu, şimdi döndük kendimize. Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin yazmış olduğu bu hakikatleri burada izah ederken, şerh ederken, ifade ederken işte İbn Arabi Hazretleri böyle demek istemiştir, bunu demiştir diye kesin hüküm koymuyoruz, nokta koymuyoruz. Daha derin manada, daha doğru, daha kamil manada bir ifade açığa çıkabilir buradan. Ama biz onu idrak edemeyebiliriz, anlamayabiliriz. Bizim mertebemiz ancak bu idraktedir, bu anlayıştadır. Dolayısıyla daha doğru, daha kamil anlayışta olan insanlar muhakkak vardır. O zaman biz her zaman söylüyoruz, ilmimiz nispetinde, bildiğimiz nispetinde ifade etmeye çalışıyoruz. Aman iddia sahibi, iddiaca bulunmayalım, iddia sahibi olmayalım. Allah muhafaza. Evet. O ilmi alıverirler bir anda. Değil mi hocam? Allah muhafaza. Tabii ki. Tabii.